Alo, benim kral. Neredesin? Kral, senin topraklardayım kral. Ya seni merak ettik abi ya. Yaşıyor musunuz ya? Yaşıyor musun? Ya, kalıyorum ya. Ya gel abi ya, seni özledim ya. Namusuna sensiz hayatın tadı olmuyor. Ya şimdi bize kolpa yapma abi, boş koy. Ne abi ya? Hemen konuşlandığım otoparkın yanında Telegrafhane kafe. Evet, yolcu kantarı burada. Meşhur sokak burası. Kafenin güzelliğine bakar mısınız? Rüya gibi bir hafta sonu geçirdim. Gerçekten çok güzeldi. Çok mutlu oldum. Kalbimin gününü yaşadım. Diyarbakır'a gelen herkese tavsiyemdir. Buraya mutlaka gelin. Bu sokaklara uğrayın. Hatta benim selamımı söyleyin. Çok kişiyle de tanışız artık burada. Gelip de gidiyorum. Evet, lütfen kralımıza yol verin. 2200 ya. Lütfen. Kanala yol aç. Allah. Kralın ayrıcalığını yaşıyorum ben de. Selam aleyküm. Kolay gelsin. Açık mı şu an? Allah Allah. Sevgili mesela Atatürkçü. Evet, Türk. Oo, tertemiz yıkamışlar ha. Oo, bayıldım. Zincir ya konağı burası. Çok iyi ya. Kolay gelsin. Müsaade oluyor mu? Çok güzel bir yer. Kolay gelsin. Niye yazdın sana? Şimdi su içe patlatıyorsun. Ben çocukluğumda evin içinde su yoktu, hep köz sokak çeşmesinde götürdüm. Buradan orijinal bir çeşme. Taşıma suyla götürürlerdi yani. Evet, aç su geliyor, Osmanlı çeşmesi. İçebilirsin canım, senin içe olur. Gel oğlum. Hepsi orijinal. Türkiye'de oğlu yok. Dükkan da zaten orijinal abi. Eski. Eski. İsmet Paşa başbakanken 1933 yılında Diyarbakır'a geldi.
halk evi vardı Veli Emin'in beşiği o zaman. Atatürk halk evlerini kurmuştu Türkiye'de. Herkes halk evlerinde gidip oturuyordu. Diyarbakırlı Ahmet Ağa, Celal Güzel Ses'in de kocası. Celal Güzel Ses bizim Şarklı'dır. Onu bunu demiş. Dağlar dağımdır benim, gam ortağımdır benim. Ağlatma zalim felek, yaman çağımdır benim. İsmet Paşa diyor, bunun tahsili nedir? Diyor, valla ben esnafım. Tahsili oldu. Sıkmayı pazarında hazır elbiseciyim. Halk evine müzik hocası olarak ayda 17 buçuk lira kesini kaydediyor. Ayda 17 buçuk o benim hocam. Bu dağlar olmasaydı, gül bezin solmasaydı, ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı. Çak zamandı demiş paşam. Ne de çak biliyor musun? Demiş zaman aferin. Hani bu nedenle Diyarbakır'ımız yeryüzünde eski emsali olmayan bir şehirdir. Evet. Dünyanın birinci şehri Suriyle, tarihi evleriyle, insanlığına, mevcutuyla. Diyarbakır'da 100 kana Diyarbakırlı kalmadı. Getirir bir şey kalmadı. Yani sana az kaldı. Çok güç aldı. Bunun gibi kim ya? Yani eski Diyarbakır, dereyi tanırım. Şirin ailesi var. Hacı Şirin çocukları tanırım. Çok teşekkür ederim. Şirin'e babası Hacı Nuri. Başımıza evet. Teşekkür ederim. Sağ olasın, sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ olun, saygılar. Kral burası da çok güzelmiş. Çok güzel, yeni yaptılar. Selam aleyküm, nasılsın? Merhabalar, kolay gelsin. Bir sağlık asıl da güzel. Bak tulumbaya bak. Eski tulumba su. Havuzu da orijinal zaten. Tulumbadan su geliyor mu? Yok, takmamış. Gelmiş. Hmm. Tamam, daha takmamış. Taksana su gelmiş. Çekim almamda sıkıntı var mı? Hocam sıkıntı yok. Hocam bak sen de bakabilirsin. Orayı da bakayım. İçeride buz gibi bir hava var. Serin. Ooo çok güzel. Eskinin şey yazlığı. Çok hem güzel. Hem buzdolabı. Burası mahzen mi? Aynen mahzen hocam. Mahzen. Hatta burası geçen hafta sergimiz vardı. Sergi o Betül abla burada diyor. Doğru geldi. Harika. Burayı bize açtığınız için çok teşekkür ederiz. Bu su taşıma demek ki. Yaktan var ya su taşıma. Su boruları. Tabii tabii. Bunu mesela daha önce buradan olay kayıtlıymış. Eski zamanlar. O taşlar ama hepsi eski ya bu. Tarihi. Sadece arasındaki parçalar eksik. Evet. Aynen. Çok güzel. Burası 150 yıllık bir tarih. Evet. Çok sevdim. Ama ahşaplar bayağı iyi. Hala güzel. Abi şu tabi burası şey. Demek harabeydi. Harabeydi ya. Bayağı kötüydü. Aldınız, bu hale getirdiniz. Aynen. Aldın, burayı tamir ettim. Eski bir mekan. Evet, şimdi. Burası zamanında otel olarak kullanılmış. Kulis olarak kullanılmış. Olarak kullanılmış. Dışarı çıkar çıkmaz o havanın sıcaklığını hissedebiliyorsun. Otel de aynı adamı. Evet. Otelin de açıkçası yapılmadı değil mi? Ben geleceğim açıkçası. Çok teşekkür ederim. Hocam rica ederim. Sağ olasın. Başımızda. Abi kolay gelsin, sağ olasın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Pablo bravo. Aynada sen seni görsün. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm.
Merhaba arkadaşlar. Hoş bulduk. Babuna koyayım. Fafa çakırlardan yapmış duyuyor. Hep sana, el iş. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Sağ olun. Denk meşe bu. Denk meşe bu. Hepsi değerli. Hepsi yani yaşlı. Bu şakır Özcan Deniz'in amcası. Şu an hayattalar mı? Kürtçe pop şey gibi, rap gibi söylüyorlar. Hayattalar mı şu an? Yok, her çoğu ölmüş. Mesela burada gündüz gelsem söylüyorlar. Kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Harika bir. Bir de Barlı Sefa var. Onu miskle emerden, harcını miskle emerden yapmışsan suyladığı zaman kokluyor. Bu kral, sana güzel olmuşsun. Misk ne nedir abi? He? Misk, o ensans yok. Evet. Peygamberden eline sürüyor. Misk emeli, misk geygin boynunda yapılıyor. Bu bayram parçalacağımız. Şu an... Tamiratta. Ama çok harika bir kapı ya. Elin şeye benziyor. Kral bugün benim rehberim. Sur içindeki tarihi mekanları geziyoruz. Şu an tadilatta olmasına rağmen ben görüntüsünü aldım. Ya hepsi harika oldu. Görüntüsü hepsi eski. Ya burada sokak kültürü devam ediyor. Şimdi seni 9 kalbinin adamın evine götüreceğim. Cemil Paşa burada. 9 tane kalbisi varmış. Bu da bir sokak şehri. Bu ne oluyor? Bunlar sen onları yiyorsun değil mi kral? Yok. Belediye onları yiyor. Hepsi eski kültüre göre. Evet. Sokaklar daha taş. Öyle bir asfalt da yapanlar ama bu orijinali. Tabii orijinali. Nasılsınız? İyi kral, sen nasılsın kral? Teşekkür ederim. Neyi camisi burası? Bu Parlı Sefa. Mesela koku yapıyor. Ya onu mesela suladığım zaman harcını miskle emerden yapmışlar. Miskle emerden. Yani koku. O kadar ki kutsal bir yer. Burası Ali Paşa. Hangi paşa gelirse kendi kendine bir konağı bırakmış burada. Yani Diyarbakır varlığı, Osmanlı paşaları. Evet. Şunlar ne kral? Bunlar balkon. Daha önce balkon mu? Mesela daha yüksek bir şey. Aslında uygun yapalım. Şey yıkılacak. Anladım. Burası Cemil Paşa konağı ama kapalı bir yer. Keşke aşağı olayı göreyim.
Buraya özellikle geliriz ya. Başka bir gün. 9 karnı adam. Bu ev komple onun. Çok büyük. Yani kadınlar birine yemek de erkekler birini görmüyor. Dolap var. Dolabı çeviriyorlar. Dolapta çıkıyor. Yarın gelip göreceğiz. Tamam. Kızlar ne yapsın? Ya bu kral selam biz aynısını çektim ama. İstersen silebilirim. Yok sorun değil. Tamam teşekkürler. Baban nasıl kız? Tamam. Sen onu ifade ettin. Bak, babası yataktaydı. Gittim ayağımı 2-3 gün ifadeladım. Mekanına geldi, kalktı. Kral seni tanımayan yok. Evet. Çok ayrıcalıklı bir kişiyle buraları geziyorum yani. Allah'ım. Diyarbakır'ın kralı. Bak Cemil Paşa Korhanı gibi sen ne kadar büyük. Tellerle de çevrili he. Bak, mahalle sakinleri burada oturuyor. Herkes kendi kendine yemeğini. Kral seni bırakmıyorlar kral. Yok çocuğum ben inşallah. Tamam hadi. Kral çok iyi. Tamam. Şurası da bayağı kelli felli bir. Çok güzel bir konak. Konak. İnşallah açsak içini gördüm. Çok güzel. Erkek geldi mi bunu çaldı. Kız geldi mi bunu çaldı. Aa. Ona göre kadın geldi mi açıldı. Kapalı. Neyse hepsi ceviz kapıları. Çok güzel bir yer. Bir abla orada kalıyor. Bu kapıları hep orijinal var. Ceviz. Bayağı bakımlı ama burası. Ne yaptın bunu? Kedilere bak. Merhamet etmesen merhamet göremez. Kınara mama olsun bırakacaksın ki yiyeceğim. Evet. Bana hala gelmiş. Ama gözleri... Baba çöpleye yer mikrop kapmış. Herkes kapısını verir, mama arasana olur. Evet. Ben çarşıdakilere hepsine ben veriyorum. Buralara gelemiyorum ama. Buraların hangi birini dolanacaksın kral yani? Hepsine yetiştiremiyorum. Selamun aleyküm. Tut tırını getir bir karşına ya. Abi hele bir karşına dağılma olur. Çekebilir miyim bu arada? Çok teşekkür ederim. Daha sorursunuz diye çekmedim. Allah yeni topladı. İnşallah bir kızın olur. İsmi Elif Rah. Teşekkürler. Çok lezzetli. Yani yere düşmeden toplamış tadını. Yere düşünce biraz mikrop kaptı. Evet. Bambası da yıkılmış birer yağın olacak. Görürsen mükemmel. Evet. Harika bir yer. Burası onarmakla bitmez kral ya. Her taraf tarih. Abi yapar ya. Devlet yaptı. Tabi. Devlet yaptı onlara bedava dönüş. Sülüklü sokak. Onlar da kesin. O burası kerpiç. Kerpiçli evet. Yapmış. Samanlı kerpiç. İçeride taş da var. Evet. Burası güzel bir konak. Kral bu sokaklarda ne hikayeler var değil mi? Onlara yardım etmesem olur. Olmasın diye babası cezalı. Özgür onlara getirip yetiştirmek var. Çocuklar merhaba. Merhaba çocuklar. E vermesem benim krallığım nerede kaldı? O yüzden kralsın. Yok. Cezaevindekiler, yetim öğrencilere, evet. Kedi mamalarına yetiştirmesem olur. Kim bandiyel kral? Krallık budur. Bu krallık elbiseyle değil, tacla değil. Tabii. Krallık insanın kalbinde olur. Benim de kalbim güzelmiş ki kralla tanıştım. Aynen. Diyarbakır'daki en büyük kazançlarımdan bir tanesi. Kral. Meylemana Kilisesi. Bak bu köşeden başlıyor. Bu tarafa gidiyor. Adını çok duydum ama. Gelmek şimdi. Kimse gelmiyorlar. Biri lüküs. Biri mesela. Detaycı. Fazla yerlere giremiyorsun kutsal yerlere. Biri her yere girebiliyor. Anladın abi. Biri mesela sosyete, biri kültürlerine bağlı. Bu evi yeni onarlığıyla harika oldu. Çok harika. Orijinalini yaptılar. Buradan belli oluyor zaten. Belli oluyor değil mi? Sen işte bu evin içinde yaşıyorsan,
Hiç yaşlanırsın, hiç stres olur. Hayır. Sonra çocuğunu getirsen bir içine yaşlısın. O köşede bir yaldan var. Yeni yok. Kral benim zaten... Sırasıyla kilisene eski kalkışsın, ceviz yedir. Belki 3000 senalı bu. O kalkıyor. Şu an kilise faal mi? Hı. Ama yavaş yavaş küçültüyor. Şimdi bu halın kalkışına kadar değil. Yavaş yavaş kırıklar kalınca küçülttüyle yavaşıyor. Nasıl uzanıyor ya oraya kadar uzanıyor. Meydan ana kilisesi bu taraf. Selamun aleyküm. Burası meydan ana kilisesi. Kapalı mı? Burası. Doldurmuşlar ama kral. Doldurmuşlar, biraz destek vermiş. Tabii hepsinin eski halini öldür hocam. Tabii. Yoksa orijinalliğinden bir haber olur. Biraz erken gelseydi bunları görürdüm. Mesela bugün ayı vardı. Herkes yeme getiriyor, et yok. Kırmızı yumurta. Ona da et yasaktır. Ayın şeylerde, Paskalya bayramında. O seni şimdi öyle bir ziyarete götürüyorum. Hançeri güzel. Hançeri çok güzelmiş. Zaten bak fethettik ama burada düşmüş, burada kalmış. Hançeri güzel. Sanki orada birkaç kişi sıradı. He? Şu gölünden yer değil mi? Tabii. Cami de mesela. Çok güzel bir cami var. Açık mı? İstersen girebilirsin. Kapalı kral. Kapalı. Tamam. Çektim. Bulgur taş eskiden bulguru bununla dövüyorlar, bulgur yaparlardı. Bulguru şu içinde yani dövüyorlar. Bulgurayı içinde dövüyorlar. Ama şu an ıskartaya çıkmış bir şekilde. Alır götürür aynı eski. Evet. Burası da yeni. Burası Ali Paşa. Ali Paşa mesela o da Osmanlı Paşası'ymış. Mesela her bir paşa kendi kendine bir yeri yapmış. Anladın mı? Anladım. Ama buralar yeni yerler. Bunlar yeni, hepsi yeni. Önceden burada da diğer mahalleler gibi. Aynı aile yaşıyordu. Hepsini yıktılar, tertemiz yaptılar. Mesela ben gidiyordum eve eskiden. Bir tas şu, anam çorba yapıyordu. Akşam gidiyordum bakıyordum 10 çeşit yemek var. Diyeyim, kim getirmiş? Bir hepsini Ermeniler getirmiş. Biz o komşular. O komşular bitti işte. Adam şimdi 20 milyona ev alıyor. Komşuyu alamıyor. Tabii. Hazret gurbete gitti. Kim bakacak onu çoruk çoruk bir defa olsa? Komşuyu yetişecek. Önemli olan komşuluktur. Ev değil. Oradan mı gidiyoruz? Evet. O kim baba? Abi. Kral. Daha ilerisi Gazi Köşkü. Selamun aleyküm. Nasılsın abi, iyisiniz? Teşekkür ederim. Bak teyzem evi, teyzemin evi de o karşıdaki. Orası eski de girmem. Kapasını da girmeli. Bak burası 7 kardeş burcu. 7 tane kardeş orada kaybolmuş. İşçi hepsi mağara. Her bir yol başka yere gidiyor. Yani girsem zor, çıkışı zor. İçinde. Şurası değil mi? Evet. Görürsen de güzel desen vermişler. Evet. Daha tam yapmamış. Yapamazlar. Yapsalar orijinalleri bozdu. Orada da bir şey yazıyor kral. He? Bu mu? Evet. Bu değişik bir yazı. Ne sen okuyabilirsin ne Müslümanlar hiçbir tanesi okuyabilir. Çok eski. Tarih yani. Yazı orijinal. Evet. Ama orijinalı mı o öz taraftı. Belli zaten. Tamir etti. Bak şimdi iki tane aslan sana göstereceğim. Acaba nereye bakıyor? Yani şey söylentilere göre nereye baksana orada şey var, altın. Anladın mı? Belki de söylenti. Yazıyı görürsen orijinalını. Evet. Kralların. Görürsen o. Çıt başlı kartal diye bakın simgesi.
masonları gördün abi. Gördüm. Harika bir şey. Verirsen yazıyor ama. Bak. Bunu bak mantıken düşün bu deliklere. Zamanda ok atılmış. Hı hı. Duvara çarpan alta düşmüş. Toprak onu çürütmemiş. Ama bu başka bir burç. Bu da taş atsam bile içeri girmez. Değil mi onu başlayayım? Çünkü böyle yapılmış bak. Taş atsam buraya da girer. Mimarisine bak. Orijinal. Evet. Selamun aleyküm. Sağ ol, teşekkür ederim. Ama burada da bir şey var, figür. Gördün abi? Evet. Aslan boğayı boğar ki. Hemen şurada. Görüyorsun desenli pencereleri. Evet. Şimdi bu pencereyi bir usta zor yapar yani. Tabii. Ben de ustayım, ben de zor yaparım. O üzerinde Arap yazısıyla olur. Yok, Arap değil. Aynı. Görüyor musun? Şu yazıdan. Gördün abi? Evet. Harika bir şey. Tabii ki bunun yanında bir sur daha var. Ama yapma. İkisinin ortasında su var. Savaş esnasında kaya zarar vermesin birbirine. Karşısı keçi burcu. Keçi burcu, hemen üzeri. Şimdi de boruyor da böyle. Bu kapı da doğal. Doğal, en eski. Mesela eskide bazırganlar. Bazırgan nedir? Devenin belinde market ya da bakkal. Bu kapılarda çıkmışlar, yün göstermişler. İşte burada gitsen İran'a, İran'a, Suriye, kalbi şerifini gördün mü? Aa, evet. Bir tane de orada var. İşte usta da çırak, Suri'yi buradan birleştirmiş. Bir tarafta usta yapmış, bir tarafta çırak. Sonra adı ne olmuş? He? Ben Hüseyin olmuş. Ben Hüseyin. O demiş ben, o da demiş sen. Yani sen ustasın. Yani çırak ustayı geçmiş. Bu hikaye çok ya. Çıraklar genelde geçiyor. Ustayı geçiyor. Usta da çırağı kıskanıyor. Yo, o da demiş sen. He. O demiş hani ben ustayım, çırak. O da demiş sen, gururla demiş. Çünkü o yetiştirmiş. Evet. Niye gururlanmasın ki? Neyse bu burçları. Hep mesela Top, Calaska, bilmem ne. Hepsi burada saklamışlar. Savaş malzemeleri. Buralarda da savaşmışlar. Evet. Şehrin içine düşmanı almamışlar. Tabii. Mesela buralar ne taşlar yemiş. Calas kala atmışlar ya. Çekmiş ya, bırakmış. Evet. O zaman ilkel silahları. Ey. O nasıl var? Ey. O nasıl geliyor? Selamun aleyküm. Sen de dilini anlıyorsun. Tabii. Ne şekil konuşacağımız diyeyim ona. Keçi de kıymetliyiz. Bu sokakta çok, bu sokak çok seviyen. Akıllı olsa bu sarmaşığı böyle yaparlar, hepsi final olur. Evet, burası da küçük bir matbaaymış. Evet. Kur'an kitapları falan yapıyor, parçalanan Kur'anları tamir ediyor. Kral teşekkür ederim. Çok güzel bir geziydi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Seninle gezmek bir ayrıcalık. Teşekkür ederim. Her gören selam veriyor. Fotoğraf çekmek istiyor. Sokaklar otantik. İnsanlar insanı sevse çok iyiydi. Herkes mesela, ben çok yakın geldi. Herkes beni seviyor. Evet. Türk'ü, Kürt'ü, Arabi, Zavvası fark etmiyor. Herkes beni seviyor. Ve geldik. Sokağımızdayız. Evet. Hemen... Yolcu Camper burada. Kral çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sen de.
Diyarbakır sokaklarında ikindi vakti. Başlayalım. Şimdi yine Diyarbakır sokaklarındayım. Arkadaşlarımızla bir kahve içeceğiz. Sonra bir çorba içmeye gideceğiz. Sonra doğaçlama. Artık programımız neyse yapmaya devam edeceğiz. Sabah kahvemi içiyorum. Diyarbakır'ın o meşhur sokakları. Ya burada yaşamak gerçekten çok güzel. Gerçekten çok özleyeceğim gittiğimde. Ama her zaman da aklımda olacak. Geleceğim. Buralarda vakit geçireceğim. Tabii ki her geçen günde daha da güzelliklerle karşılaşacağım. Çünkü bu sokaklar hem sanatla doluyor hem de müzikle şenleniyor. Çok yerden de insanlar geliyor. Cahit Tarancı Müzesi şu an restore halinde. Şurada.
aramızda kavun sevmeyenler varmış. Bugün bakalım sevecekler mi, sevmeyecekler.